Selam arkadaşlar. Bugün su arıtma cihazımızın tüm filtre takımlarının değişimini ve değişimden sonra ön filtre temizleme, yani içindeki pis karbonların siyah su şeklinde çıkartılmasını göstereceğim. Şimdi bu işlemimizi yapalım. Arkadaşlar, su arıtma cihazımızın kapaklarını çıkartıyorum. Çıkarttım. Nil su arıtmadan almış olduğum geçen yılın bir ürünü bu. Bunun geçen yıl hem tanıtımını hem de kurulumunu gerçekleştirmiştik. Şimdi değişimini sağlayacağımız filtreler için vanamızı öncelikle buradan kapalı konuma getirmemiz gerekecektir. Şu açık olduğu takdirde su arıtma cihazımız hala çalışıyor olacaktır. Şimdi çeşmemize bakın, açık halde duruyor. Bunu ben şimdi vanasını kapatacağım. Suyumuz azalacak. Bakın şimdi kapatıyorum. Kapattım. Gördüğünüz gibi şu an suyumuz gelmiyor. Yani tankımızdan gelen su şu an kapalı. Ayrıyetten bunun içinde ayrıca su arıtma cihazımızın buradaki vanasını da kapatmamız gerekecektir. Yani suyun komple bağlantısını keseceğiz. Bağlantıyı kestiğimizi görmek için de bu vanadan gelen hortumumuz buradan su girişi cihazımıza geliyor. Bunu çıkartalım ve test edelim. Bakalım işlem tamamlanmış mı? Hafif su akabilir. İçinde kalan sudur. Bu şekilde akabilir. Ama evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an suyumuz kesildi ve şu an görüyor musunuz? İçinde hala yani şebeke suyundan gelen toz, çamur, her şeyi var gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde bağlantısını kestikten sonra arıtma cihazımızı rahatlıkla çıkartıp işlem sağlayabiliriz. Hafif hafif akıyor arkadaşlar. Bunun akması içindeki borunun suyu bittikten sonra kesilecektir. Gördüğünüz gibi kesiliyor. Şimdi bu ilk 3 filtremizin yerlerinden çıkartalım. Arkadaşlar, şuradaki gördüğünüz gibi bu gelen su girişi birinci no'lu filtreden girer. 2'den böyle su yolunu şöyle devam eder. 2'den devam eder. Bu şekilde su yolu 3'ten devam eder ve diğer filtrelere geçer. Yani bu şu gelen hortum buradan çıkartmış olduğumuz hortumla bağlantılı. Bunun buradaki bileziğine bastırıyoruz ve çekiyoruz. Bu kadar. Şu an ilk 3 filtremiz çıkartacağız. Bir de 3. filtrenin çıkışındaki borunun aynı şekilde şuradaki bileziğine basıyoruz. Kolay bir şekilde çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk 3 filtremiz çıktı. Şimdi bu ilk 3 filtremizi aynı şekilde takalım. Arkadaşlar, tüm filtrelerimizi biz Gönder Kapıma sitesinden, sosyal medya üzerinden veya kendi sitesi var ya da gitti gidiyor N11 Trendyol gibi bu satıcı satıyor. Ben aldım. Gördüğünüz gibi böyle bir broşür olmuş. Burada WhatsApp üzerinden de aklınıza takılan soruları bu satıcıya gönderebilirsiniz. Bu arıtma cihazını ben Milsu'dan almıştım. İlk defa bu satıcıdan bir filtre aldım ve bu satıcının filtrelerini deneyeceğiz. Video sonunda TDS'sini de yapacağız. Bakalım sonuç ne olacak. Çıkartmış olduğumuz daha önceki Milsu filtreleri bunlar. Gördüğünüz gibi hala şu içindeki sular akıyor arkadaşlar. Bunu lavaboya bırakın ki evinizde herhangi bir sıkıntı olmasın suyu. Bu şekilde şuralarından, kancalarından rahatlıkla çıkartabilir ve bu kullanacağımız filtreleri görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada sanki çamur akıyor. Evet, gördüğünüz gibi lavaboyu da gösterebilirsin içini. Bakın arkadaşlar, rengi nasıl akıyor? Bu su bizim şu an temiz olarak varsaydığımız ancak pis olan bir su. Bu filtreleri de başka bir videoda kesip işlerine bakacağız ki neler var. Eski filtrelerimizin şuradaki hortumlarını almak için yine buraya basıyoruz ve diğer tarafa basıp bunları çıkartacağız. Evet, bu hortumu yeni aldığımız filtrelere takacağız. Aynı şekilde buradakini de çıkartıyorum. Basıyorum, çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu çıkartacağım. Bu hortumları kullanabilirsiniz. Eğer elinizde yenileri varsa yenilerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun içindeki hortumlar bak gördüğünüz gibi biraz sanki pis. Ve bunların içine de yoksa hortumunu su tutup öyle koyun.
Hediyemizdir diye arkadaşlar bunun başlıklarını bize göndermiş. İhtiyacınız olabileceğini düşündük demiş satıcı. Bunları bu filtrelerin başlarına takacağız. Şimdi ben bunları poşetlerinden çıkartıyorum sırasıyla. Bir numara. İki numara. Ok yönü gördüğünüz gibi bu şekilde diye iki numarayı ters yapacağız arkadaşlar. Tüm filtre değişimlerinde bu şekilde olacak. Bu da 3 numaramız. Şimdi arkadaşlar burada üstlerinde no'ları yazıyor. Kaç numara olduğu. Gördüğünüz gibi burada şurada 1 yazıyor. Bunda da tersi şurada 2 yazıyor. Siz bunları istediğiniz gibi 1, 2, 3 diye şekillendirin. Ancak bu 2 numara su geliş yönü buradan olacak. Tekrar çıkış buradan. Girişi şuradan. Çıkışı buradan ve girişi buradan. Yani dizilimi bu şekilde. Şimdi bu satıcının bize hediye olarak göndermiş olduğu bunları başlıklarını buraya takacağız. Bastırıyoruz ve giriyor. Şimdi kontrol ediyoruz. Çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde çıkışına da hepsini takıyoruz. Çıkmaması için böyle çekip kontrol ediyoruz. Şimdi ben bunları seri bir şekilde başlıklarına takıyorum. Şimdi arkadaşlar çıkarmış olduğumuz bu boruyu bu bir numaralının ağzına normalde şebekemizden gelen suyun borusu girecek. Yani onun şurasına, çıkış tarafına takacağız. Bastırıyorum. İçine gördüğünüz gibi gelmiyor. Ve bunu da buraya bastırıyorum. Kolay bir şekilde takım işlemini sağlıyorum. Şimdi diğer borumuzu yapalım. Şimdi birden girdi, ikiden çıktı. Ve burada bunun çıkışına buraya bastırıyorum. İçine girdi, çıkmıyor. Ve bunu da aynı şekilde diğer ucuna bastırıyorum. Bu kadar. Arkadaşlar eğer elinizde bunlardan yoksa satıcı veya başka bir kurumdan temin edemiyorsanız eski filtrelerinizin gördüğünüz gibi şurada bir bilezik var. Buraya bir düz tornavida yardımıyla altına bastırıyoruz ve çıkıyor. Gördüğünüz gibi diğerini de göstereyim arkadaşlar. Tekrardan şu alt tarafına bileziği sokuyoruz. Çıkartıyoruz. İsterseniz bunları da yıkayıp kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu filtrelerimizi de düzeltip önceki filtrelerimizden çıkartmış olduğumuz tutucuları buralara takıp sabitliyoruz. Evet, doğru şekli bu şekilde olacak. 1, 2, 3 numara. 2 ters, ikisi bu ikili düz olacak şekilde yapacağız. Şimdi bunu arıtma cihazımıza montajlayalım. Buradaki boruları da sıkıştırın ki arkadaşlar gevşeklik olmasın. Şimdi arıtma cihazımıza takım işlemini sağlayalım. Çıkartmış olduğumuz eski filtrelerin yerine yeni yapmış olduğumuz filtreleri bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Bu şebeke girişinden gelen boru arkadaşlar. Yani buradaki vanadan direkt cihazımıza gelen şu hortumla bağlaşan boruyu burada gördüğünüz gibi in yazıyor. Giriş yani. Su girişinin olduğu yere takıyorum. Buradan geldi arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde aşamalı olarak gidecek. Buradaki borumuzu da daha önceki çıkarttığımız borumuzu da 3 numaralı filtrenin altına takıyorum. İyice sıkıca yerleştirin arkadaşlar. Bir gevşeklik olmasın. Şu an itibariyle ilk 3 filtremizin takım işlemini gerçekleştirdik. Arkadaşlar takmış olduğumuz bu 3 ön filtre temizliğini gerçekleştireceğiz. Bunu da diğer filtremizi taktıktan sonra, değiştirdikten sonra ikisini aynı anda yapacağız. Şimdi diğer filtrelerimize geçelim. İlk 3 filtre değişimi sağladıktan sonra şimdi de diğer filtrelerimize gelelim. Bunları da yerlerinden çıkartalım arkadaşlar. Ve buradaki membranı değiştirmesini sağlayacağız. Membranın buradaki kapağı sıkı olabilir arkadaşlar. Eğer sizin kapağınız çok sıkıysa şunu hemen şuradan yine bastırarak kolay bir şekilde bileziğini çıkartıyorum. İçinde su var mı? Yok. Güzel. Eğer kapağınız çok sıkıysa bunun kapağıyla birlikte bu kapakla membranı bu şekilde çevirerek kapağını kolay bir şekilde açabiliyoruz. İçinden hafif hafif su damlayabilir. Bu yüzden kovayı burada tutuyorum. Ve buradaki gördüğünüz gibi su çamurlu, tozlu. Membranı da bu şekilde buradan çıkartacağız.
Arkadaşlar bunu pense, karga burnu gibi aletlerle çıkartabilirsiniz. Ben makasla şuradaki ufak deliğe çıkartıp sokup çıkartıyorum. Evet, çıktı. Şu an içini görüyorsunuz. İçi net olur mu bilmiyorum. Çok tozlu, aynı zamanda kireçli, çamurlu diyelim yani. Bunun suyunu şimdi buraya dökeceğim. Hala dibinde çamurlar vesaireler mevcut. Eğer arkadaşlar bunu yıkamak istiyorsanız da yine buradaki yerlerinden çıkartıp isteğe bağlı yıkayabilirsiniz. Membranımızı bu siyah tarafı alt tarafa gelecek şekilde yine buraya yerleştiriyoruz ve bastırıyoruz. İyice elimizle ittiriyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Daha sonradan bu kapağımızı takıyoruz. Arkadaşlar en son bu aparatımızla da tekrardan membranımızı sıkıyoruz ki herhangi bir su kaçağı olmasın. Arkadaşlar 3 numaradan gelen hortum bu şekilde gelir ve membranımıza girer. Doğru bir şekilde yerine bunu tekrardan yerleştirmemiz gerekecektir. Şimdi ben bunu tekrardan yerine taktım. Daha sonradan da bu alttaki çıkartmış olduğumuz diğer hortumumuz bağlantısı şu. Onu da tekrardan membran girişine takıyorum. Sıralamayı karıştırmayalım arkadaşlar. Yoksa su arıtma cihazımızın filtrelerinde sıkıntı olur, su bağlantılarında sıkıntı olur. Arkadaşlar şimdi mineral ve tatlandırıcımızın yerinden söküyoruz. Bağlantılarını çıkartıyoruz. Bu ikisinin değişimini sağlayacağız. Yine şuradaki bileziğe basarak çıkartıyoruz. Tankımıza giden gördüğünüz gibi buraya bağlantısı var. Buraya da basarak çıkartıyoruz. Bir ikisinin de bağlantısını buraların bileziklerine basarak ikisini birbirinden ayırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Tamam. Yeni tatlandırıcılarımıza yine bu aparatlarımızı takalım arkadaşlar. Bu da mineralimiz. Şimdi tekrardan bunların bağlantılarını gerçekleştirelim. Şimdi bu ikisinden biraz önceki bağlantı gibi şu hortumumuzu bunun çıkışına, tatlandırıcının da girişine. Şurası gördüğünüz gibi out yazıyor. Out yazan yer çıkış olduğu için bu hortumda buraya bağlanacaktır. Yani bu buraya bağlanacak. Suyumuzun çıktığı yer. Bu iki hortumda tekrardan buraya bağlantı sağlayacağız arkadaşlar. Bunu da bağladık. Bu tutacakla birlikte bunları birbirine kıstırabiliriz. Şöyle bize bakar şekilde. Evet, bu şekilde olacak. Tankımızdan gelen şu hortum bu üst tarafa bağlıydı. Tekrardan aynı yerine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bağlantılarını karıştırmamak için isterseniz öncesinde bir fotoğraf çekip genel olarak kablo bağlantılarına bakabilirsiniz. Şimdi tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar, bu elimizdeki son kalan kabloda bu minerallerin olduğu yere takıyoruz ve yerleştiriyoruz. Şu an itibariyle kablomuzun bağlantılarını sağladık. Tutturucu ile yerlerine oturtturacağız. Bunu da buraya batıp membranımızı yerimize oturtturalım. Ondan sonra size gösterelim. Şimdi arkadaşlar ilk üç ön filtre, membran, tatlandırıcı ve bu mineralliği değiştirdik. Şimdi ilk üç filtrenin ön temizlik işlemini yapacağız. Birinci filtreden su girişi sağlayıp üçüncü filtreden su girişi çıktığı için üçüncü filtrenin çıkışının olduğu yerdeki bu hortumu çekerek şuradan çektiğimizde şurası. Bakın arkadaşlar, şu giriş. Bu girişi buradan şu mavi tık çekiyoruz. Bunu tekrardan yerine yerleştirebiliriz. Ve bunu buradan çıkartıyoruz. Şimdi ben vanamızı açacağım. Ve buradan pis suyun geldiğini göreceğiz. Şimdi musluğumu açıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi siyah suyumuz akmaya başladı. İlk 3 filtre temizleme işlemini şu an itibariyle gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar, şu an tüm filtrelerimizi yerine yerleştirdik. İlk 3 filtre temizledikten sonra bu tatlandırıcının da karbonunu almamız gerekecek. Tatlandırıcının çıktığı yerin yani tam şu noktayı çekiyoruz. Ve bu şekilde suyun buraya gelmesini bekliyoruz. Buradan da karbon tozları gelecek. Siyah bir su akması gerekecek.
Bu su yine su musluğumuza ve hortumlara gitmemesi için, kötü su olmaması için bunun gelmesini bekliyorum. Bu işlem biraz geç sürebilir çünkü bütün filtrelerin içinden sular geleceği için 5 dakika kadar bekleyebilir. Su aktığında tekrardan ben size video ile göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlandırıcından akan karbon tozları bu şekilde simsiyah bir şekilde akıyor. Eğer bunu yapmasaydık dediğim gibi musluğumuza gidecekti. Bu koku olacaktı, kötü tat verecekti. Bu filtreni de kesinlikle ön temizleme işlemini yapalım. Bu filtreyi yani beyaz su akana kadar, zaten buradan görünüyor siyah aktı şu an. Beyaz su akana kadar, berrak su akana kadar akıtmaya devam edin. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 5 dakika kadar bu suyumuzu akıttık. Sanki artık berrak akmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi tertemiz su. Bu gördüğünüz suyu yaklaşık 5 dakikadır akıttık. Şimdi artık bunu tekrar yerimize takabiliriz. Buradan sonra son aşamaydı bu. Direkt buradaki taktığımız yerden musluğumuza gidecek suyumuzdur. Şimdi ben bunu buraya takıyorum. Suyu hemen buraya yerine yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar yukarıdan çeşmemizden artık gelecek. Şu an itibariyle bütün filtre değişim işlemlerini sağladık. Temizlik işlemlerini sağladık. Her kablonun bu girişlerini kontrol edin arkadaşlar. Su sızıntısı olmasın diye. Yani bir peçeteyle bakabilirsiniz. Su sızıntısı olursa tankınızda veya borularınızda evinizde su basabilir. Bu konuda dikkatli olun. Şimdi ben çeşmemizi size göstereyim. Evet arkadaşlar, değiştirmiş olduğumuz filtrelerimiz burada. Çeşmemizden şu an itibariyle suyumuz akmaya başladı. Vanamızı da artık açabiliriz arkadaşlar. Tankımızı açalım. Artık yeni üretilecek sular bunun içine gidebilir. Eski suyumuzu isterseniz yine bunu açarak boşaltabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, gönderkapıma.com'dan almış olduğumuz ucuz filtre değişimini sağladık. TDS metremiz elimizde mevcut. Bu TDS metre ile su değerimizi ölçelim. Şimdi elimdeki bu küçük desensiz bardağa su arıtma cihazımızdan gelen suyu bu şekilde dolduralım. Bu bardağa da şebeke suyundan gelen suyun değerlerini ölçüp sizlerle paylaşalım. Öncelikle şebeke suyundan gelen suyumuzu şu an çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 235 TDS değeri gözüküyor. Bunu kapatalım. 235 yani çok ağır, 36 oldu hatta, 35-36 gidiyor. Çok ağır gözüküyor. Şimdi de su arıtma cihazımızın bu TDS değerine bakalım kaç çıkacak. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi su değerimiz 18. Çok güzel çıktı. Yani filtrelerimizin hepsi iş gördü. Bu sebepten ötürü satıcıya teşekkür ederiz. Aynı zamanda videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.